Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün clean up ve layering kısmına bakacağız. Yani karakteri her layer'ın clean up'ını yapıp body part'larını başka bir layer'a yeni isimlerle kaydetmeyi öğreneceğiz. Görmüş olduğunuz gibi aslında birkaç bölümden oluşan bir video yapıyorum ve bu şekilde siz de rahatlıkla Tumum'da bir karakter tasarlayıp bunu layer'lama yöntemiyle hızlı bir şekilde rig yapabilirsiniz. Bu 5 videonun sonunda da riglenmiş bir karakteri finalleyeceğiz ve küçük bir animasyon denemesi yapacağız. Şu an Brush'la yaptığımız bir karakteri görüyorsunuz. İsterseniz yeni bir layer oluşturup isimlendirebilirsiniz ya da F9'la seçtiğiniz çizimleri yeni bir layer'a aktarabilirsiniz. F8 yaparsanız sembol olarak alır, F9 yaparsanız istediğimiz drawing layer'ına ulaşabilirsiniz. Buradan kontrol ediyoruz. Acaba doğru layer'da mıyız diye ve doğru layer'ı seçip hareket edecek bütün parçaları F9'da yeni bir layer'a alıyoruz. Layer isimlendirmesini Türkçe karakter olmayacak şekilde yapmamız bizim faydamıza. Çünkü Tomum Türkçe karakter tanımıyor. Her layer'a peg ekleyeceğimiz için peg'in pivotunun da görünmesi adına bir daire oluşturuyorum. Her rotation yapacağım parça için sonrasında. Bunların daha sonra içlerini boyayıp pivot noktası oluşturacağım. Bazı şeyleri simetrik olan yerleri tekrar çizmemize gerek yok. Tumumun özelliklerinden faydalanmak lazım. Copy paste yapabiliriz. Siz de Cintiq veya tablet kullanabilirsiniz eğer bunlardan herhangi biri varsa elinizde. Rahatlıkla kendi karakterinizi oluşturup rig yapıp küçük bir animasyon denemesi yapabilirsiniz. Bu videoda olabildiğince basit şekilde anlatmaya çalıştım. Ve siz de göreceksiniz ki zaten hani çok komplike bir şey değil. Sadece sevdiğiniz zaman bırakamayacağınız her seferinde yeni bir karakter yapmak isteği doğuran program. Çizim hassasiyetini sevdiğim bir program. Çok kolay bir şekilde kendi arasında, layer arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Bunu da kontrolle sağlayabiliyorsunuz. Kontrole basılı tutarak layer arasında geçiş yapabiliyorum. Timeline'e gitmeden, vakit kaybetmeden direkt kontrolle çizmek istediğim layer'ı seçip oradan devam edebiliyorum. Yine peg yapacağım için pivot noktaları oluşturmak için çemberler çiziyorum. Ve tabii ki koyacağım yerleri de hesaba katarak belirli paylar bırakarak çizim yapıyorum. Bunlar daha sonra cutter ve belirli notlarla kesilecek ve rigi kolaylaştıran hale gelecek. O yüzden fazla çizmekte fayda var. Tabi belirli layer'ları çizdikten sonra bunları group with compost yapıyorum. Compost yapmam önemli çünkü seçtiğim layer'ları bir compost altına toplayıp bunu group içine atıyor. Bu grupta bizim karakterimizin grubu olacak. Bunun önemi şu, ileride ve başka karakterlerle olacağı zaman sahnede bu karakterlerin birbirine karışmasını engellemek.
Yine simetrik olduğu için bunları kopyalayıp birleştirebiliyorum. Ve de içini boyayacağım için bir görünmez kontür yapacağım. Şimdi yavaş yavaş bütün body partlarını çizmeye başlıyorum. Arkada görünmeyecek nasıl olsun diye düşünmeyip büyük ihtimalle görünecektir deyip görünmeyecek yerleri de çiziyorum. Mesela ayağın üst kısmı ya da üst bacağın arka kısmını, gövdenin, tişörtün üst kısmını çizdiğim gibi. Yine eklem yerlerinden pivotlar oluşturacağım. Onlar için yine daireler çiziyorum. Burada brush seçimini siz kendiniz yapabilirsiniz. Ben böyle bir brush kullandım. Normalde pencil tool ile çiziyorum. Yalnız brush'ı denemek için brush tool ile değişik bir yöntem denediğim için brush'ı kullandım. Pencil tool ile çizmemiz daha vektörel ve keskin bir tat verecektir. Cutter tool'u kullandım gördüğünüz gibi ve bunu ayırıp başka bir layer'a rahatlıkla koyabiliyorum. Hemen layer isimlendirmesi yapıyorum. Pivotları aynı olacağı için önceki pivot dairesini kopyalayıp buraya yapıştırabiliyorum. Sahneyi döndürmek için tabii Ctrl Alt tuşunu kullanarak rotation yapabiliyorum. Ki belli düzlemde bir kat yapabileyim. Genel olarak bütün değerler hazır gibi duruyor şu anda. İkinci frame'delerdi. Bunları ben birinci frame'e aldım. Tramigesinden herhangi bir değişiklik yok. Boyamak istiyorsam şuradaki Create Contour Line Art'ı tıkladığım zaman alt tarafa, Color Art kısmına görünmez bir çizgi oluşturuyor. Ve bunu artık istediğim color'dan renklendirebiliyorum. Göz bebeği dahil olmak üzere bütün hareket edecek yerleri ayırdığıma emin oluyorum. Boyamayı kolaylaştırması açısından belli yerleri cutter'la kesiyorum. Animasyonun güzel olması için de belli yerleri kesiyorum. Line Art ve Color Art'ı da aynı şekilde kesebilmek için, aynı anda kesebilmek için şuradaki Apply Color Art ve Line Art'ı seçmem gerekiyor. İşimiz bittikten sonra bunu kapatabiliriz tekrar. Ve saç rengine karar veriyorum. Color Art'a boyadığımdan emin oluyorum. Pivot noktası oluşturuyorum. Bu pivot noktası bizim daha sonra pivotumuzun pegin pivotunu yerleştirmemize kolaylık sağlayacak. O yüzden rengini belirli bir renk olarak seçelim. Kontür olması bile boyayabilmek için şöyle görünmez kontürler, stroklar ekliyorum. Burada paint kısmının olduğu yerde bulabilirsiniz. İlk part bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok sağ olun. Diğer partta görüşmek üzere.